söylediği söze %100 katılıyorum. Ama öğrencilerimizin de işte bu noktada biraz alıngan demeyeyim de hani demek ki anneden babadan ayrı olunca biraz duygusal takıldıklarını düşünüyorum. Bizim hakikaten öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim başımızın tacı. Yani bu noktada bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Porsiyonların küçültülmesine gelince Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi yani midenin üçte birini sıvı, üçte birini yiyecek, üçte birini boş bırakınız diyor. Biz sofraya oturunca kimse kusura bakmasın. Çorbası, yemeği, sıcağı, soğuğu, efendim salatası şu derken yiyoruz. Yani ben KYK yurtlarında nasıl yemek verildiğini de yakından takip ediyorum, ettim. Videolarını da izledim. Porsiyonların israf edilmeme noktasında belki hani küçültülme varsa ondan emin değilim. Hani o arkadaşlarımızın sözüne istinaden bunu söylemeye çalışıyorum. Doymuyorlarsa zaten tekrar isteyebilirler. Yani o noktada bir sıkıntı yok. Ben de yatılda kaldım. Ayrıca onu da bilirim yani. Ekstra ücret ödüyorlarmış herhalde öğrenciler KYK'da. Öğrenciliğin ne demek olduğunu yatılı öğrenciliğin ben de bilirim. Çok hoşumuza giden bir yemek olduğu zaman giderdik tekrar alırdık. Şu Aynen anda onun herhalde gibi. Belli bir rakam var. O rakamın üstünü açtıklarında ekstra ücret ödüyorlarmış. Ya şimdi oraları çok ayrıntılı bilmiyorum. Mücahit Bey sen de Evet. sıkıştırma ya o konuda. Allah Allah. Şimdi bakın o